Merhaba, ben klinik psikolog Pınar Marmar. Göçmen annelerle video işbirliği yapacağıma söz vermiştim. İşte o videolardan bir tanesi geliyor. Bugün kısa zaman ayırabiliyorum. Umarım bundan sonra her fırsat bulduğumda sizin için küçük videolar çekebileceğim. Şimdi uzakta olduğumuz zaman çocukların gelişimiyle ilgili de çok fazla kafa yoruyoruz. Çünkü karşılaştıracağımız çok fazla insan olmuyor etrafımızda. Biliyorum ki çoğu insan çekirdek aile şeklinde yaşıyor. Komşularından, arkadaşlarından, akrabalarından çoğu zaman uzak oluyor veya farklı bir dil konuşulduğu zaman çekinip de diğerlerine soramıyorsunuz. Gerek kültürel olarak bu hoş karşılanır mı emin olmadığınız için, mesela parkta bir anneye yaklaşıp çocuklarla ilgili sohbet etmek, gerekse dil konusunda zorlandığımız için, her ne kadar bazılarımız çok İngilizce konuşsa da o ülkenin dili İngilizce olmadığı zaman, biz daha o ya da o ülkenin dilini iyi öğrenemediğimiz zaman zorlanabiliyoruz. Yani misal ben Hollanda'da yaşıyorum. Henüz Hollandaca bilmiyorum. Her ne kadar iyi İngilizce konuşsam da Hollandalılar iyi İngilizce konuşsa da insan hiçbir zaman ana dilindeki kadar rahat olamıyor tabii. O yüzden çocuklarla ilgili sorularınızı sorabileceğiniz çok fazla insan olmayabilir etrafınızda. Doktorlar da Türkiye'deki gibi işte mesaj atarak sürekli arayarak ulaşabileceğimiz kişiler değil. O zaman ne kalıyor geriye? İşte sosyal medya, internet araştırması ya da bir uzmana danışmak. Her zaman uzmana danışma fırsatı olmayabiliyor ya da böyle bir bilgiye bilince sahip olamayabiliyoruz. O zaman Google veya kendimize bir yol izlemeye çalışıyoruz ne yapabiliriz diye. Şimdi bebek gelişimi söz konusu olduğu zaman kurallar çok basit aslında. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Yani bu ne demek? Tabii ki de bebeği alın bir kenara koyun değil ama bebeğin zeka gelişimi için özel olarak çok ciddi çaba sarf etmenize gerek yok. Özellikle 0-3 yaş döneminde çok ciddi bir beyin gelişimi söz konusu. Ve beyninde ilişki içinde şefkatli, güvenli kollarda gelişebildiğini biliyoruz. Yani çocuklar her şeyi öğrenmeye açık oluyorlar. Bu dönemde beyin çok hızlı bir şekilde gelişiyor, büyüyor. Ve bu dönemde eğer yakınlarıyla, annesiyle, varsa babasıyla ya da işte anneanne, babaanne ya da etraftaki sevgi dolu, şefkat dolu insanlar, bakıcılar, bu kişilerle yakın ilişki içindeyse, kendini güvende hissediyorsa, yüz yüze iletişimi varsa, onunla tatlı tatlı konuşuluyorsa, ihtiyaçları mükemmel değil ama yeterince iyi bir şekilde karşılanıyorsa, bebek dışarıya çıkarılıyor, açık havada dolaştırılıyor, işte bebek cimnastiği olabilir, hareket ihtiyacı karşılanıyorsa, sürekli yapma, etme, işte dur, alma, dur senin yerine ben yapayım demek yerine o bebeği birazcık daha rahat bırakabiliyorsak, serbest bırakabiliyorsak, ne kartlara ihtiyacımız var, beyin geliştirici kartlara, ne beyin geliştirdiğine tırnak içinde müziklere, ne halılara, ne de başka bir şeye. Şimdi çocuklarımız eskisi kadar doğanın içinde olmadığı için doğal olarak edinmesi gereken becerileri bugün evin içinde biz biraz zorlamayla onlara vermek istediğimiz için problem yaşıyoruz aslında. Yani evinizin yakınında parklar varsa, günde birkaç saat parkta geçiren bir çocuk için kontrast renk kartlarına gerek yoktur mesela. Çünkü o ormanın içinde, doğanın içinde ya da dışarıda bir sürü farklı ışığa ve renge maruz kalacaktır. Bu beyin gelişimi için yeterli bir şeydir ama biz sürekli evin içinde aynı ışıkta, aynı ortamda, aynı malzemelerle çocuğu tuttuğumuz için şu kartları da vereyim ki beyin gelişimine katkıda bulunsun diyebiliyoruz. Ya da normalde bir sürü objeye dokunarak, çocuklar dokunarak öğrenirler, bedenleriyle öğrenirler. Dokunarak öğrenebilecekken bazı şeyleri çocuklarımız, biz yine bir evin içinde çok steril ortamlarda hep aynı objelere dokunarak çocuklarımızın bir günü geçirmesine şahit olduğumuz için endişe ediyoruz ve farklı objelere, farklı yüzeylere dokunabilsin diye ortamlar hazırlamaya başlıyoruz. Çözümler bulmaya çalışıyoruz. Renkli sesli oyuncaklara ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan şey
çocuğun farklı uyaranlara maruz kalabilmesi. Ama tabii bunun çok yorucu biçimde olmaması, fazlası da zarar ama azı da zarar. Ne kadar dışarıya çıkarırsanız, onunla konuşursanız, bir şeyleri ellemesine, dokunarak öğrenmesine izin verirseniz, bulaştırmasına izin verirseniz kârdır. Ayakları suya, kuma, çamura, toprağa değsin mutlaka. Bugün çocuklar kuma basmaktan imtina ediyorlar. Ellerine bir şey bulaştığı zaman panik oluyorlar. Elleri hep boyanın, hamurun, çamurun içinde olsun biliyorum. Temizlik meselesi o kadar kolay değil. Yoruluyorsunuz, üstünüze çok fazla sorumluluk var. Ama bir taraftan da şöyle düşünün. Varsın, kirli bir eviniz olsun. Bazı şeylerin geri dönüşü yok. Biliyorum böyle söyleyerek iyice belki endişelendiriyorum sizi. Diyorsunuz ki zaten biz de onun için uğraşıyoruz. O yüzden ne yapabiliriz diyoruz ama bebeklere ekran göstermeyin, olur mu? Yani nedeni ne olursa olsun zeka geliştirici oyunlar vesaire değil, hiçbir şey, sıfır ekran. Mümkünse 3 yaşa kadar ama biliyorum yapamıyoruz. Ben de yapamadım 2 yaşa kadar. Uzun uzun ekran önünde kesinlikle bırakmayın. Yaşına uygun şeyler seçin eğer ekran gösterecekseniz. Ki yine de ben bunları söylemiş olmayayım, bence yapmayın, ekran göstermeyin. Düşünüldüğü gibi beyin gelişimine katkısı falan da yok. Yüz yüze iletişim kurun. Siz iyi olduğunuzdan, keyifli olduğunuzdan emin olun. Zaten o da iyi olacak, keyifli olacak. Çok sevgiler, kolaylıklar.